Şayet işin yoksa dedi, işsizlikten yapınıyorsan dedi, adresini belirleyip geleceksin, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vereceksin. Eğer parti olarak sana iş bulamazsak sen hesabını o zaman benden soracaksın. Sözüm söz dedi ve CHP'nin sözü olarak bunu bir kenara yazın diye not etti. İşsizliği tarihe gömeceğiz dedi. Isparta Yalvaç'taki kazayı hatırlattı. Çoğu kadın 17 mevsimlik işçimiz öldü. Bu mevsimlik işçi zaten başlı başına bir handikaptır dedi. Sosyal devlet neredeydi o kazada? İşte sosyal devleti biz bulup ayağa kaldıracağız yönünde açıklamaları oldu. CHP liderinin, MHP lideri Devlet Bahçeli ise yine partisinin grup toplantısında öncelikli olarak Kobani provokasyonları ile ilgili tabii ki HDP'ye yüklendi ve genel olarak bakıldığında hani çözüm sürecine zaten MHP başından beri karşı, çözüm sürecine yine çözüm sürecine yönelik eleştirilerde bulundu. Milli birlik beraberlik içinde çözüme kavuşturulmalı ne dediysek, bugün de aynı şeyi söylüyoruz, dün ne dediysek, siyaset kurumu bu konuda kesinlikle birlik yapmadan inisiyatif almalı ve siyaset içerisinde bu çözülmeli, mecliste çözülmeli yönünde çözüm sürecine ilişkin açıklamaları oldu. Peşmerge geçişi sırasındayken süreci öncelikle tam bir curcuna olarak nitelendirdi MHP lideri. Çözüm sürecinin bir curcuna olarak devam ettiğini, bir kaos yaşandığını, kimsenin kimseden haberi olmadığını söyledi ve